Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda Algo'da PyT ile oylama işlemi nasıl yapılır ve oylama nedir bunu anlatacağım. Oylama, hesapların rastgele seçimler için kaydolmasına ve oy kullanmasına izin verir. Algo'da güvenlik konusunda biliyorsunuz rastgele seçimler yapılıyordu ve onların onayı alınarak işlemler devam ediyordu. Burada seçim, choice herhangi bir byte dilimidir ve herkesin oy kullanmak için kaydolmasına izin verir. Siz Algorand kümesine üyeyseniz oy kullanabilirsiniz. Bu örnekte RegBeacon ve RegEnt Global durumu tarafından tanımlanan, açıklayacağız, hesapların ne zaman oy kullanmak için kaydedilebileceğini kısıtlayan yapılandırabilir bir oylama dönemi voting period vardır. Ayrıca oylamanın ne zaman gerçekleşebileceğini kısıtlayan Global durum VotingBeacon ve VotingEnt tarafından tanımlanan ayrı bir yapılandırılabilir oylama dönemi vardır. RegBeacon, RegEnt ilgili oylama süresi, yani oylama bir dakika mı sürecek, bir saniye mi sürecek bu kısım. VotingBeacon, VotingEnt ise şu kadar dönem içerisinde, yani bu oylama dönemi şu kadar da başlıyor ve ilgili kısım gelince oylamayı yapabilir. Kısımlar için iki tane, yani hatta her biri için iki şart olmak üzere dört tane bizim parametremiz var. Oylama dönemi vardır. Oy verebilmek için bir hesabın kayıt olması gereklidir. Zaten biliyorsunuz Algo kümesine olmadan herhangi bir işlem yapamıyoruz. Hesaplar birden fazla oy kullanamaz. Ve bir hesap oylama süresi bitmeden oylamadan çekilirse oylar iptal edilir. Yani o ilgili kısımda RegBeacon, RegEnt kısmında bunu bitirmesi gerekiyor. VotingBeacon, VotingEnt kısmında. Sonuçlar başvurunun global durumunda görülebilir ve kazanan en fazla oy alan adaydır. Oylamalarda şey bu. Şimdi kod kısmı var. Şimdi ben sunumu da şey yapacağız. Bir taraftan da kodumuza bakalım. Şimdi kodumuz şu arkadaşlar. Bakın. From PyTil import her şey. Yani PyTil'in tüm şeylerini al. Şimdi bir approval program diye bir metodumuz var bizim. Ve clear state program diye bir metodumuz var. Ve burada ne yapıyoruz? O metotlara bakın. Biz sonuçlarını biliyorsunuz Python'da çağırınca ne yapıyorduk? Bizim terminalde sonuçları döndürüyor. Bakın burada ilgili sonuçları compile ettikten sonra votapproval.til'de write yazıyor ve votClearState'de de yine yazıyor. Yani iki tane metot çağrılıyor ve ikisini de sonuçları götürüp orada kaydediyor. Oylama durumlarını burada her bir aşamayı f.write metoduyla şu kısım arkadaşlar with open şu write as f ve şu işlemi yaptıktan sonra f.write bunu yap. Bu bizim Python'ın özelliği. Python'da yaptığımız bir özellik. Fakat şuradaki tanımladığımız metotlar til kütüphanesinde PyTil'de yapılan işlemler. Şimdi bakın burada kodlara tekrar döneceğiz de sunumla beraber gidelim. Şimdi sunuma ben tekrardan geri dönüyorum. Şimdi şuradan devam ediyorum. Bakın kodumun içerisinde program condition diye bir kısım var. Onu görelim hemen. Sıcağız yani. Hemen condition şurası. Şimdi sunumdaki açıklamayla devam edelim. Sonra tekrardan geri dönelim. Bakın burada program condition şartlar diye takes an application ID, takes an onCompletion, onCompletion diye devam ediyor. Şimdi notlarıma bakalım. Bu ifade akıllı sözleşmenin buradaki oylama işleminin kalbidir. Asıl kısım burası. Sözleşmenin nasıl adlandırılacağına bağlı olarak hangi işlemi çalıştıracağını seçer. Örneğin takes application ID 0 ise şu ilk satır int 0 onCreation o zaman kod onCreation'i çalıştırmasına izin veriyor. Ve alta gelelim. Bakın onca register diye bir kısımda var. Bak diyor ki eğer takes an onCompletion bir onCompletion bir in ise operation in ise o zaman da onRegister sürecinin çalışmasını sağlıyor. Eğer onApplication argument 0 ise değeri vote ise bu da en alttaki satır argument 0 byte vote ise o zaman onVote çalışır. Şimdi bakın bunlar conditionlarda şu şartsa bunu yapsın. Bir kere bu condition'ın mantığını anlamaya çalışıyoruz. Bakın programda condition'da virgülle ifade ediliyor. Yani şu 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 eşitse şunu yap gibi. Şöyle göstereyim. Condition'da şurası ise şu metodu çağır. Anlatabildim mi? Şunday ise operation'ı şu ise bu şekilde condition'larda şu metodu çağır gibi durumlarda şeyi yapabiliyoruz. Mesela bakın burada takes an on completion eşit eşit on complete delete application. Bakın bunların aslında her biri metot. Bunları ezberlememiz gerekmiyor. Şu durumlarda close out çalışsın ve şunlarda ise return is creator'a dönüş yap gibi işlemler yapılıyor. Mesela burada biraz önce dediğim gibi bu. Application uygulama ID'si 0 ise on creation çalışsın. Bu şekilde şey yapıyoruz.
Şimdi burada tekrardan koda geri döneyim. Bakın programda conditionlardan bunların hepsi yani hatta and'ler falan vardı daha önceki şeylerde. And'de her birinin tek tek olması gerekiyordu. Buradaysa hayır. Şu conditionlar olursa şunu yap. Şu condition olursa şunu yap. Bu condition olursa şunu yap. Durumlar için condition kullanıyoruz. Bunu şey yapıyoruz. Sunuma tekrar dönelim. Oradaki notlarından sonra tekrardan buraya döneriz. Pardon. Şimdi bir sonraki slide'a devam edeyim. Bakın burada da bir de on creation diye bir de sequence. Sequence'ler arkadaşlar bizim tek tek yani film kareleri gibi düşünün. Önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap gibi gidiyor. Mesela bakın. Evet, programın bu bölümü akıllı sözleşmenin başlangıç durumunu ayarlamaktan sorumludur. Sequence on creation. Bu küresel duruma yani global durumuna aşağıdaki anahtarlar yazıyor. Creator, bakın. Rec begin, rec end, what begin, what end. Bu anahtarların değerleri takes an application arguments listesindeki uygulama çağrısı argümanları belirler. Şimdi bakın bunu bir de notundan ayrı kendi ifadelerimle anlatayım. Bakın. Şimdi bakın burada bir sequence durumu var. Ve burada diyor ki global put bytes creator takes an creator ifadesini byte olarak takes an'ın sender'ı göndericisi olarak bakın creator oluşturacak bunu işle. Sonra bakın burada ne assert diye bir şey var. Assert farklı programlama dillerinde de kullanıyordu. Assertlerde yani şunun doğruluğunu bana göster. Bu işlem doğruysa. Şimdi burada doğruluğu şu şekilde biliyor ki application argument alacak. Yani benim uygulamam argument alacak. Ve bunlar ne? 4 tane argument alacak. Takes an application argument'in uzunluğu 4. 4 tane argument alacağım. Bunlar ne? Şu altta yazdıklarım argümanlarım benim. Yani bakın global olarak. RecBegin'in 0. argument olarak alacaksın. Bakın. Şimdi bit.io'yu bu ne demek? Bunu da şurada yazdım ben not olarak. Bakın burada bir tip dönüşümü var. Şu. Hemen görelim. Bakın. BTOI ifadesi ne demek? Bir byte dizisini unsigned'inde 64'de tip dönüşümü yapıyor arkadaşlar. Yani bakın burada byte olarak RecBegin'i byte olarak alıyor fakat unsigned int 64 dönüştürerek bunu argument olarak işliyor. Demek ki buradan şu an anlıyoruz. Argümanları alırken tip dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Pardon şunu kapatalım. Ve bakın buradaki her bir argümanı burada bu şekilde argüman 1, argüman 2, argüman 3 yani 4 tane argümanı yani dönem başlangıç, dönem bitiş, oylama başlangıç, oylama bitiş. Yani oylama dönemi var. Bunu şey düşün, seçim dönemi düşün. Pazar günü seçim yapılıyor sabahtan akşama kadar. Ve burada ilgili kişinin oylamasının başlangıcı ve bitiş dönemi var. Bunların her birini on creation kısmında ben creator sender olarak belirledikten sonra 4 tane parametre işleyerek ben bunu yapıyorum. Tamam, devam ediyoruz. Ya burada argüman alma ve başlangıçta bunları yaptığını gördük. Şimdi bir de bu on register. Register'da da bakın rec begin rec dönem. Bir kere bu oylama döneminin şey diyor. Bakın rec begin'den yüksek yani başlangıç döneminden sonra bitiş döneminden de önce olacak şekilde bu round dönemini bu şeyi bu arada yapması gerektiğini biz burada vurguluyoruz. Bakın burada bizim onun register'ın o dönem arasında değilse oylama bir kere geçerli olmuyor. Yani bunu şey düşünün. Siz bir oylama yapacaksınız. Pazar günü sabah 9 ile akşam 5 düşünün. O arasında olduğunu bu garanti etmek için yapılan bir şey. Yoksa oylama olmuyor. Şimdi bakın buraya gelelim. Bu bölüm bir hesabın oylamasından sorumludur. İlgili kişi ben algoya üyeyim. Benim oylamamdan sorun. İlk olarak mevcut turun ve içinde bunu olduğundan emin olmak için onVote bir assert gönderir. Bakın bir assert gönderir. Şöyle göstereyim ben size. Choice application argument 1 Tolly application global get choice seçimini al. Bakın şurada assert şu kısım. İlk kısım. Sequence'in ilki. Bakın ne yapıyor? 1. Bunu entleyecek. Ne olacak assertlerden? Bir kere oylama döneminin içerisinde mi? Assert gönderim. Onu aldı. Evet. Tamam. Bu döndürdü. Tamam. Evet. Ardından gönderen hesabının yerel durumunda anahtara sahip olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bakın burada şöyle söyleyeyim. Ben bunun gönderme değeri var mı? Tamam mı? Şu kısma geliyoruz. İlgili seçimi gönderiyor. Şurada. Gönderen hesabının yerel durumunda anahtara sahip olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Değişken programda daha önce genişletilmiş bir alma işlemi olarak tanımlanmıştır. Normal alma işleminin aksine genişletilmiş sürüm eksik. Şimdi burada tildeki versiyonlardan bahsediyoruz. Bir önceki versiyonla bir sonraki versiyon kıyaslaması. Şu an bir versiyon 2'deyiz biz. Eksik anahtar için varsayılan değeri sıfır döndürmek yerine bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. Şimdi burada bakın şöyle söyleyeyim. Bunun eğer daha önce bir oy kullandıysa her değeri varsa return sıfır dönüyor. Fakat burada kullanmadıysa bakın bu bir kere oy kullandıysa daha önce bu yani bir kişi bir kere oy kullanabiliyor.
Bakın burada eğer burada kullandıysa şey yap, sıfır döndür. Eğer kullanmadıysa tercihini gönder. Bakın application argument 1 olarak al burada. Argümanlardan birinci olarak al. Ve burada toplam oy kullanım sayısını 1'e arttı. Yani şu an 500 tane algı kullanıcısı var. Sen de oyunu seçimini yapınca 501 oluyor. Ve burada da voted olarak işle. Daha sonra artık 1 döndür. Bakın oy kullanma daha önce kullandıysa 0 döndürüyor. Ve oy kullandıysa 1 döndürüyor. Bir sonraki turda artık oy kullandığında hash değerini görünce artık 0 döndürecek. Yani bu ne yapıyor? İlgili oy kullanan kişinin oyunu sadece ve sadece bir kere kullanmasını ve şu döneme teyit ederek ve kullandıysa oy kullananların sayısını bir artırarak voted olarak bunu işlemesini sağlıyor. Zaten hesap oy kullanmadıysa oy kullanmak istediği şey burada argument 1 ve bu ayrıca choice tally seçimin sahip olduğuna mevcut oy sayısını bir artırıyor. Kod sayımı bir artırır ve yeni değeri tekrar genel duruma yazar. Global'da bunu iş yapıyor ve burada da lokal kendi durumunda da voted olarak yazıyor. Ardından voted hesabını yerel durumundaki anahtarı oy verdikleri seçeneği yazarak başarılı bir şekilde oy kullandığını kaydeder. Şimdi burada şey yapalım. On close out buradaki iş bitme. Akıllı seçim kapsamı dışına çıktığınızda bir hesabın oyunu atar ve diğerleri benzer. Şimdi ne yapmış burada? Bakın sekans olarak bunun oyunu alıyorsun. İş bitti. Eğer global round vote end'in bitimin içerisinde ise oyunun değerini işliyoruz. Tamam mı? Şunu kapatayım. Ve buradaki değerli işlem yaptıktan sonra burada işlem bittiyse bakın işlemi bitirme durumu. Eğer oy kullanma durumu varsa bir daha teşebbüs ettiğinden dolayı bir artmayı bir azaltarak bunu tekrardan şey yapmıyor. İşleme almıyor yani close durumunda da return 1 oy kullanılmıştır diye noktayı koyuyor arkadaşlar. Close out işlemi bitirmesi. Burada votant yani oy kullanma döneminin içerisindeyken bu şeyin içerisindeki şu an oy işlemi yapıldıysa ve değeri de işlenmişse bu kısımda işlemin bitirildiğinin noktalanmasıyla sorumlu. Şimdi bakın bu kodu böyle bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Şöyle geliyoruz. April on creation'da şu kısımda şey yapıyorduk biz. Tek tek 4 tane parametre alıyordum. Global'da creator olarak tanımlanmıştı. Ve oy kullanma durumunda da burada eğer şeyde voted işlemi alıyordu. Oy kullanma işlemini bir dönemin içerisinde ise vote oy kullanma süresini yani burada sandığın başında işlemin yapılma işindeyse işlemi tamamladıysa işlem tamamlandı diyordu. Ve ben dönem olarak bakın o dönemde yani sabah 9 ile akşam 5 arası gibi dönemi burada şeydi. Ve oy kullanmada bakın application'ın argümanlarından birinci işlemi de ben seçimini belirliyordum. Ve burada geliyoruz. Şu oy kullanma global'daki vote bey burada ilgili sandık başındaki kısım. Ve buna göre vote'u yapıyorduk. Şunlar da bizim ilgili yine demiştik ki ana kısım burası en başta anlattığım kısımdı. Durumu resetleyerek bu işlemi yapıyordu. Şimdi bakın main'de iki tane çıktı alacak. Durum yenileme durumu ve şey durumu. Bunu command s ile yazıyorum. Bakın ben burada oylama diye bir isim vermişim. Geliyorum ben buraya. Şurada bizim Python projeler diye bir klasörümde. Şöyle görelim. Bakın burada oylama diye şeyimiz burada. Ben bir tane terminal açıyorum. CD diyorum arkadaşlar. Ve şunu Python projene buraya atıyorum. Enter. LS diyorum. Burada bakın oylama var. Bakın atomic swap yapmıştık. Periodik ödeme var. Split var. Uygulama var. Oylama var. 2, 4, 5 tane bizim burada şey var. Tamam. Şimdi bakın burada Python 3 oylama diyorum. Enter diyorum. Ve LS diyorum. Bakın burada vote approval till ve ayrıca vote clear state till diye iki tane şey döndürdü sonuçlar. Şimdi gidelim oraya. Hemen şunları sağ tıklayarak bir text editörü ile açıyorum. Ya buradaki bakın on application ID, on completion, delete application, update application ben bizim kodda yazdığımız şeylerin durumlarını write metoduyla buraya yazdı. Ve clear state'e gidelim. Burada da current application ID oy kullanıldı ve buradaki işlemlerde want add diye buradaki durumları da yine burada gördük. Şimdi kod birazcık komplike.
Bazı şeyleri tam anlatamayabilirim. Fakat burada süreç olarak bütün işlemleri, hatta burada birkaç Python özelliğini de görmüş olduk. Yani bir herhangi bir dosya nasıl yazılır, onları da görmüş olduk. Burada özet olarak oylama döneminde ve oylama süresince 4 tane parametre var. Dönem dediğim, yani seçim dönemindeki sabah 8 akşam 5 gibi. Oylama süresi de, yani siz gittiğiniz sandıkta oy kullanıyorsunuz. Buradaki işlemleri ilgili kısımlarda teyidi alarak ve oy kullanınca da oyların sayısını bir artırarak ve döneminde değilse saymayarak bütün teyitleşmeler yapan bir kod. Kodumuz bu şekilde. Uygulamamız da bu şekilde. Bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım. İlerleyen şeylerde tekrar tekrar proje örnekler yaparak daha çok fazla bilgimizi artıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.